Bir cumartesi klasiği olan Tarihte Yürüyen Adam programı için Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün Tarihte Yürüyen Adam'la tarihte yürümeye, tarihi hadiselere şahit olmaya, tarihimizde var olup da bugün olmayan pek çok kıymete, pek çok değere şahit olmak için sevgili dostlar, haydi siz orada, ben burada. 160 yıllık bir tarih piramidinde bugün öyle bir fotoğraf var ki 200 yıldan daha eski, bir gravür, fotoğraf değil bir gravür, inanılmaz bir detay var o gravürde. Bütün bunlar ve daha fazlası için Tarihte Yürüyen Adama hoş geldiniz. Milattan sonra 10. yüzyılda yapılan bir Doğu Roma klasik dönem manastırına ait bir kilisenin önündeyiz. Akateleptos Manastırı'nın Theodokos Kriotissa Kilisesi'nin önündeyiz. Bu kilise neler gördü? 1204 tarihindeki o meşhur Latin istilasında o Haçlı Katolik zulmünde paramparça edilen freskolar, dağıtılan mozaikler, kazınan gravürler, alçılar hepsi bu kilisenin içindeydi. 10. yüzyılda yapıldığı düşünülmekte, tahmin edilmektedir. Net olarak yapılış tarihi belli değildir. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra bu topraklarda Hristiyan teba kalmadığı için, Hristiyan teba göç ettiği için bir süre sonra burası camiye çevrildi. Fakat sevgili dostlar, camiye çevrildiği zaman bir tarikatın, bir meşrebin, mezhep değil, bir meşrebin uğrak yeri oldu. Kalenderi tarikatının uğrak yeri olunca burada Kalenderi meşrebinde tarikat zikirleri yapılmaya başlandı ve buranın Akateleptos Manastırı'nın Theodokos Kilisesi bir kalenderhane cami oldu. Hala cami olarak hizmet vermektedir. Efendim biz şu an İstanbul'un 3 numaralı tepesi olan Theodosius Tepesi'ni 4 numaralı tepe olan Havaryun Tepesi'ne bağlayan tam bağlaçtayız, merkezdeyiz. Buranın Roma İmparatorluğu zamanındaki adı Philadelphion'un meydanı. Konstantin'in burada gravürleri, sütunları, heykelleri varmış. Konstantin'in döneminin önemli kadın figürlerinden olan Helena'nın da buralarda heykelleri varmış. Hepsi zamanla yıkılmış, yok olmuş. Roma zamanında burada eğlencelerin sütunların arasında yapıldığını, bu sütunların arasının Osmanlı döneminde direkler arası olarak anıldığını biliyoruz. Size geçtiğimiz programlardan birinde bir ferah tiyatrosundan bahsetmiştim. Şevket ve Hamdi tiyatrolarıyla beraber 3 tiyatronun bu topraklarda var olduğunu, Lale Devri'nden sonra Hacivat ve Karagöz oyunlarının buralarda orta oyunu biçiminde gösterildiğini, Osmanlı dönemi eğlence meydanı, eğlence merkezi olduğunu anlatmıştım ya. Orada bir de demiştim ki Darül Bedai burada vardır. Bir Darül Bedai, bir konservatuvar. Çok güzel bir detay. Abdülhamit Han döneminde bu topraklarda Darül Bedai var. Bu topraklarda Darül Elhan var, konservatuvar var ve kız kısmı okumaz. Ne işi var Osmanlı'da kızların okulda? Osmanlı'da kızlar okutulmamıştır diyenlere bir cevap. Abdülhamit döneminde açılan Darül Elhan'da, yani sevgili dostlar, konservatuvarda 4 tane hanım öğrenci bulunmakta. Bunlardan biri de Hayriye Hanım'dır, Udi'dir, Müzeyyen Senar'ın hocalarından biridir. Hadi gelin, lafı çok uzatmayalım. Darül Bedai'ye, konservatuvara, ferah tiyatrosuna, orada yapılan gösterilere, yani tarihe yürümeye başlayalım.
80 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Takvimler 1942 yılını göstermektedir. Türkiye'nin eğlence merkezi olan İstanbul Fatih Şehzadebaşı'ndaki Direkler Arası Caddesi'nde bir tiyatro. Osmanlı zamanında tiyatro, Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro, sonraki yıllarında sinema, şimdi ise ayakkabıcı, dövizci, dönerci ve her şeyci. Bir program, beynel milel varyeteler diyor. Dünyada ne gösteriliyorsa burada da onun gösterileceği ilanı ve reklamı verilmiş. 1942. Revü kızlarının eğlence yaptığı, bugün bile özel mekanlarda kadınların yapabilecekleri gösterileri 1942 Türkiye'sinde yapıldığını, bunu afiş olarak yukarılara tutulduğunu gösterirsek Türkiye'nin dönüşümünü, evrimini anlamak çok kolay olur. Muhtemelen bir gösteri yapıldı. Bu gösterinin sonunda insanlar göstericilerle beraber, seyircilerle beraber dışarıya çıktılar. Şu an görmüş olduğunuz kalabalık 1942 yılına ait. 80 sene öncesi bu kalabalık şu arabaların olduğu yerde caddeye doğru taşmışlar ve bize bakıyorlar. Kıyafetlerinden anlaşıldığına göre Kasım Aralık. Çünkü üzerlerinde kalın paltolar, kaşmir kıyafetler bulunmakta. Bu mevsimin sonbahar ya da kışa doğru döndüğünü göstermektedir. 1942, Darül Elhanların, Darül Bedayilerin, tiyatroların gırla gittiği Türkiye'nin başkenti, kültür ve medeniyet başkenti İstanbul'un eğlence merkezi Ferah Tiyatrosu'na hoş geldiniz. ...1950'li yıllara ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Artık tek parti devri bitmiş. Şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz insanların oylarıyla "Yeter söz milletindir" diyen Adnan Menderes yönetimindeki Demokrat Parti ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Demokrasi adına güzel günler ama acı günler biraz sonra. Yani 10 yıl içerisinde 1960 tarihinde şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz insanlar Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesiyle karşılaşacaklar. Bu onlar için olumsuz bir durum. Ama bakarsanız şuralarda yürüyen insanlara maskeleri yok. Yani bir pandemi görmemişler, pandemi bilmiyorlar demeyin sakın. Bugünkü pandemiden çok daha tehlikeli. 100 milyon insanı bir anda öldüren, 4 yıl dünyayı kasıp kavuran İspanyol gribini, 2 defa dünyayı vuran, 1918'de vuran, 1922'de vuran iki partide ama onar versiyon halinde gelip 100 milyon insanın ölümüne sebebiyet veren pandemi, İspanyol gribi pandemisini şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz insanlar gördüler ya da duydular. Direkler arası yok. Tıpkı bugün gibi. Takvimler 2021'i gösterdiğinde bakarsanız hiçbir direk yok. Çünkü bu cadde normalde 2 şeritlik olması gereken bu cadde 8 şeride çoğaltılmış. 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, birer şeritle kaldırım, 8 şeritlik bir cadde haline getirilmiş. Direkler kaldırılmış ve direklerin olmuş olduğu yerlere şu an arabaları görüyorsunuz. Hoş bir görüntü. 1950'li yılların güzel görünümlü bir araba ise tam olarak özne olarak fotoğrafın ortasında durmaktadır. Çocuklar geliyorlar, gidiyorlar. 2021 yılında görüntü budur.
Fakat 1950'li yıllarda, yani günümüzden 70 küsur sene önce görüntü tam olarak şu an gördüğünüz gibidir. ...1959 yılına gelindiğinde artık tamamen imar çalışmaları bitmiş. Şehir bambaşka bir kimlik kazanmış. Direkler arası fotoğrafta gördüğünüz gibi yıkılmış ve dükkan, müstakil dükkanlar oluşmuştur. Şu an zaten o dükkanların bir parçasını, bazı parçalarını görmekteyiz. Bakarsanız dükkanlar eskiden olduğu gibi bir tek direkleri yok. Direkler arası denilen bölgede 1959 yılında ya sonbahar ya da ilkbahar, ama her halükarda tıpkı bugün olduğu gibi ağaç yaprakları yok. Ağaçların yalnızca dalları bulunmakta ve bize bu fotoğraf direkler arasının geçirmiş olduğu evrimi, nereden nereye geldiğini gösteren müthiş bir fotoğraf. Takvimler 2021'i gösterdiğinde Vezneciler direkler arası Şehzadebaşı görüntüyü tam olarak budur. Nasıl ama trafik, cadde, yoğunluk, insan ve araç trafiği ve o günkü fotoğrafla bugünkü fotoğrafı karşılaştıralım mı? Buyurun size, 1959 direkler arası. ...1919 senesi İstanbul için, Türkiye için, Devlet Ali Osman için sıkıntılı bir sürecin başlangıcıdır ve belki de bitişi, ama güzel günlerin başlangıcıdır. Tarihe nereden baktığınıza bağlı. Devlet Ali Osman 1914 tarihinde girmiş olduğu Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak 4 yıl 4 ay sonra 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması ile çıktı. Bize öyle bir antlaşma maddeleri dayattılar ki ve Mondros'a bağlı olarak öyle bir işgal ettiler ki bizim isyan etmekten, bu işgali kınamaktan, paçavraya çevirmekten, o anlaşmaları kabul etmemekten başka bir çare bırakmadılar. Ve Sultan Vahidettin Han'ın olağanüstü yetkilerle görevlendirerek Samsun'a gönderdiği yaverlerinden Şehriyar Yaveri grubundan Mirli ve Mustafa Kemal Paşa Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Milli mücadele ateşini, meşalesini yaktı. Halkla birleşti ve bu milleti ve bu devleti kurtarmak için hamleler yapıldı. Neden anlattım bunu? 1919 senesi Osmanlı için sıkıntılı süreçlerdir. Ardından 1920'ler, İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Muharebeleri, 30 Ağustos'la zirveye çıkıp 9 Eylül'de zaferle biten büyük taarruzlar, Başkomutanlık Meydanı Muharebeleri vesaire. İşte bu sürecin başlangıcı 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a olağanüstü yetkilerle donatılarak görevlendirilmesiyle başlamıştır. Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta aynı açıyı arkadaşlarla yakalamaya çalıştık. Caddeyi kesen refüj çimenliğine çıktık. Zira caddenin bir tarafı binalar yıkılarak yapıldığı için cadde sadece şu kadardı. Yani sizin görmüş olduğunuz cadde yalnızca bu kadarlık bir caddeydi. Buralar ise yoktu. Bir fotoğraf var elimizde. İnsanlar fesli, tren rayları var.
Dostlar fark ediyor musunuz tren yollarını, tren raylarını? Şuralarda tren rayları var. 1871 yılında İETT kurumu kuruldu. 1875 yılında dünyanın en eski metrosu Karaköy ile İstiklal Caddesi'ni birbirine bağlayan tünel metrosu hizmete girdi. İnanılmaz bir hafıza, inanılmaz bir bilgi. 1875 yılında dünyanın en eski ikinci metrosu İstanbul'da hizmete girdi. 1870'li yıllar İstanbul'un tramvayla tanıştığı yıllardı ve buralarda tramvay yollarını şu an fotoğrafta zaten görüyorsunuz. Tenha bir cadde, boş sokaklar, bugünkü gibi tıklım tıklım boğazına kadar araçlarla dolu değil. Daha sakin, daha mütena. Şehzadebaşı Camii'nin bize bakan minaresinin külah kısmı yok. Parasızlıktan yapılamıyor. Padişahımız Sultan Vahidettin Han o kadar meşgul ki milli mücadele ile, kurtuluş ile o külahları görecek vakti de yok, imkanı da yok. Tek bildiğim şey 1919 yılında Şehzadebaşı Camii'nin külahı yok. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'un tam orta yeri olarak burasını gösterir. Şu görmüş olduğunuz renkli taş Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığına göre İstanbul'un orta yerine konulmuş bir taştır. İstanbul'un orta yerinde gerçekten de bu dönemde bir taş vardı. Roma İmparatorluğu zamanında da burada bir taş vardı. Burası İstanbul'un orta yeridir. Ama bu orta yer dediğimiz İstanbul'da Ayaz Ağa yok. Maslak yok, Fikirtepe yok, Kadıköy yok, Üsküdar yok, Esenler, Zeytinburnu, Mertel, Şirinevler yok. Bu İstanbul Sirkeci'de başlayıp Eminönü sahilinde başlayıp Edirnekapı Topkapı'da biten 20 kilometrelik bir çapı olan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen tarihi yarımadanın tam orta yerindeyiz. Evliya Çelebi diyor ki seyahatnamesinin İstanbul maddesinde sırtımı bu taşa verdim. Şu an ben de sırtımı bu taşa verdim. Ve buradan Kumkapı'ya doğru yürüdüm. Adımımı saydım. Sonra buraya geldim. Sırtımı diğer taraftan taşa verdim ve Halic'e doğru yürüdüm. Sonra geldim. Sırtımı böyle verdim. Sirkeci'ye, Eminönü'ne doğru yürüdüm. Sonra sırtımı buraya verdim, Edirnekapı'ya doğru yürüdüm. Ne tarafa doğru yürürsen yürü, aynı adım İstanbul'un orta yeri. Bütün bize bunları anlatan, Roma İmparatorluğu döneminde burada bir taşı bulunduran, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine konu ettiren bu ilk taşı, bu taş Osmanlı taşı, Mimar Sinan İstanbul'un tam orta yerine Şehzadebaşı Camii'ni, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefat eden oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırdığında İstanbul'un orta yerinin burası olduğunu biliyordu. Bu eski bir bilgidir. Bu Osmanlı döneminden kalma bir bilgi değil. Bu Roma İmparatorluğu devrinden kalma bir bilgidir. Bütün bunları niye anlattım? Elimizde öyle güzel bir fotoğraf var ki 1926 yılına ait bir fotoğraf. Cumhuriyet kurulmuş. Cumhuriyetin 3. yılını yaşıyoruz. Etraf güneşlik. Ağaçlar bulunmakta. Bugünkü gibi güneşlik. Kim tarafından çekildiğini bilmediğimiz
bu fotoğrafa bakacak olursak her yer yemyeşil. Yerde güneş var, gölgeler var. Sevgili dostlar, 2021 yılı ile 1926 yılı bu fotoğrafta hiç değişmemiş. Desem ki 1926 yılındaki fotoğrafın renklendirilmişi budur, olur. Çok teknik bilgiye sahip olanlar ancak aradaki farkı anlarlar. Lafı uzatmayalım. 2021 yılındaki görüntü budur. 1926 yılında bize bu lafları, bize bu sözleri söyleten, bize ilham olan fotoğrafın çekildiği tarihte görüntü tam olarak şu an olduğu gibidir. ...1905 yılı Sultan Abdülhamit Han'ın hala tahta olduğu, tahtının sarsılmakta olduğu, devletin gitmeler gelmeler yaşadığı, önce Allah'ın sonra Hamit Han sayesinde devletin hala dimdik durduğu dönemlerdeyiz. 1905 yılındayız. Damat İbrahim Paşa Medresesi'nin sebil kısmı, Şehzadebaşı Camii'nin kubbesi, minareleri, Şehzade Mehmet Türbesi'nin kubbesi, Şehzade Cihangir Türbesi'nin kubbesi, yani bir kubbeler denizindeyiz. Nereye bakarsan bak kubbe. Kubbe demek İslami kültür demek. Kubbe demek bizim medeniyetimizin varlığının sembolü demektir. Bu fotoğrafta iki tane detay var bugün olmayan. Birinci detay, nedendir bilmiyorum. Şehir mimarisi eğitimi almadım. Ama muhtemelen mimari eğitimi almış dostlar bilirler ve söylerler. Asfalt insanın ruhunu karartıyor. Arnavut kaldırımı ise yaşadığını hissettiriyor. Ben yaşıyorum ve keyif alıyorum dedirtiyor ya. İşte Arnavut kaldırımlarıyla dolu bir cadde. Bugünden bahsetmiyorum, hayır. 2021 yılı böyle. 1905 yılında fotoğrafa baktığımız zaman ise Arnavut kaldırımları görülmektedir. Arnavut kaldırımı insanı mutlu eder. Fotoğraftaki birinci detay Arnavut kaldırımı. Fotoğraftaki ikinci detay ise, bakın bugün de kubbeler var. Allah bizi kubbesiz bırakmasın. Allah bizi bu kubbelerin gölgesinde haşretsin. Fakat iki fotoğrafta var olmayan şey yemyeşil bir görüntü. Mesela İstanbul'un orta yerindeki o taşın tam önünde bugün yeraltı çöp konteyneri bulunmakta. Fakat fotoğraflara baktığımızda bir ulu ağaç, çınar ağacı caminin türbe kısmını gölgelendirmektedir. Bu arada detay olarak saymadım ama insani fikir, insani düşünce ve demokratik anlayış gereği var olan bir şeyi söylemek zorundayım. 1905 yılında Sultan Abdülhamit Han döneminde, Memaliki Devleti Şahane döneminde, Devlet-i Ali Osman döneminde İslam'ın şeriatla yönetildiği, İslami kuralların, dinin kurallarının devlete hakim olduğu dönemde İstanbul'un şeriatının, İslam'ının merkezi olan Fatih'te, Şehzade başında, tam şurada, Taksim'in biraz daha önünde fötür şapkalı, kasketli insanlar gezmekte. Onun da biraz önünde
sarıklı bir insan bulunmaktadır. 20. yüzyılın başında Abdülhamit Han döneminde fötür şapka, bu ülkede 1925'ten sonra şapkanın dışında hiçbir şey giyilemez yasağı getirildi. 1905 yılında ise, yani şapka kanunundan 20 sene evvel ise, Abdülhamit döneminde dileyen fötür şapka giyiyor, dileyen sarık takıyor, dileyen fes giyiyor, dileyen hiçbir şey giymiyor. Sanırım özgürlük, sanırım adı konulmasa da demokrasi bu olsa gerek. Fotoğrafa gelelim mi? 2021 yılında kubbeler ile örtülmüş, gözümüzü, gönlümüzü, ruhumuzu donatan Şehzadebaşı kubbeleri böyle görünüyor. 1905 yılında ise Arnavut kaldırımlarıyla yemyeşil görüntüsüyle Şehzadebaşı Camii'nin kubbeler denizi şu an fotoğrafta görüldüğü gibi görünüyor. ...1898 yılında eğer o tarihte oluyor olsaydık ben şu an direkler arasından geçerek size geliyor olacaktım. Tarih şeridinde yürüyor gibiyim. Sağımda Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın yaptırmış olduğu külliyenin sebil kısmındayım. Bir farkla fotoğrafta şehir düzenlemesi adı altında bir şehir katliamı yaşanmadığı için... Bu asfalt, bu kaldırım yukarıya doğru çıkmadığı için şu motifli figürler yerin altında kalmadığı için şu an fotoğrafta gördüğünüz iki sarıklı kişinin buradan geçerken şu kısmın insanların bel hizasına geldiğini fotoğrafta görüyoruz. Fakat şimdi kazılmadan üst üste dökülen asfaltlar, asfaltların üzerine konulan kaldırımlar yüzünden... Şu an sebil aşağıda kalmış durumda. Burada iki tane sarıklı insan bu tarafa doğru, Fatih'e doğru yürüyor. Burada bir tane genç olduğu duruşundan belli olan biri tam olarak şurada durmakta. Fakat onun da bel hizasına gelmiş. Fotoğraf 1898 tarihine ait. Fotoğrafta görmüş olduğunuz ve insanların etrafında yürüdüğü Nevşehirli damat İbrahim Paşa sebiline 2021 yılında ben şu an dokunuyorum. İnanılmaz bir katliam yaşandı. Gelin bakın. Size bu sebilde ne göstereceğim? Neler yerin altında kaldı? Neler? Şuraya bakar mısınız? Normalde burası bir fotoğraf var burayla ilgili. O fotoğrafı gösterdiğim zaman onu bu bilgiyi size vermek istiyorum. Burası böyle değil. Burada bir adam boyundan fazla bir kaldırım var. Aşağıya doğru iniliyor. Merdivenlerle buraya çıkılıyor. Burası normalde benim şuralarıma falan gelmesi gerekiyor. Bu öylesine bir tarih katliamı yaşandı ki, bakınız dostlar, Nevşehirli damat İbrahim Paşa döneminden Sultan 3. Ahmet Han Gazi'nin, yani 1718-1730 yılları arasında Lale Devri'nin padişahı, fakat 1703-1730 yıllarının padişahı, Şehinşahı Mekanı Cihanı Sultan Ahmet Han Gazi'nin diyor, 3. Ahmet devrinden kalma bu kitabeli çeşmenin bakın kaldırım neresine kadar gelmiş. Bu alınlık mermerinin altında bir su kurnası var. Su kurnasının da altında yürüme yolları bulunmaktadır. Maalesef biz tarihimize sahip çıkamadık ve bu tarihi yapılar,
yer altında durmaktan, yer altında durmayı alışmış gibiler. Keşke böyle davranmasak. Fotoğrafta 1898 yılındaki fotoğrafta Nevşehirli damat İbrahim Paşa Sevilli'nin önünde iki tane sarıklı insan var. Zaten siz şu an onları görüyorsunuz. Fotoğrafta yani 1898 yılındaki bu fotoğrafta sarıklı iki kişinin yanındaki üçüncü kişi olmaktan çıkalım. Yola doğru bakalım. Bakın şimdi Direkler Arası ismini bu bölgeye veren direkler ve arasındaki koridor yolu yok. Kaldırım yapılsın diye zamanla o yol söküldü. Bugün sadece yürüme yolu yapılıyor. Fakat sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta beni çok duygulandıran, çok hoşuma giden ve tarihi ilk yapıyorum dedirten detay tam olarak caddenin burasında duruyor. Dostlar, burada detay olarak görülüyor ki İnsanlar durmakta, böyle ileriye bakıyorlar. Yerde sandalyeler, burası bir çay bahçesine benzeyen bir çay ocağı. Yeşillik var, ağaçlar var. Ağaçların gölgesinde bir çay ocağı var. Çay ocağının ve ağaçların olduğu yerden şu an arabalar geçiyor. Sanırım tarihte yürümek bu olsa gerek. Sanırım tarihte yürürken mekanlardaki değişikliğin farkına varmak, şahidi olmak bu olsa gerek. ...1880'lerden yani günümüzden tam 140 yıl öncesinden size ayağa kalkarak hitap etmek istiyorum. Elimizde bir Abdullah Freler fotoğrafı var. Nevşehirli damat İbrahim Paşa Sebil'i. Bir basamakla yukarıya doğru çıkılan bir Sebil. Kaldırımlara kurban edilmemiş, kaldırımlar tarafından gömülmeye mahkum edilmemiş bir Sebil. Tam şurada, sütunun altında 1808 yılında esnaf mıdır, birini mi bekliyor, yorgun mudur, neden çömelmiş bilmiyoruz ama tam böyle çömelen 140, vay işte tarih bu ya dostlar, tarih bu işte. 140 yıl önce burada, biraz daha aşağıda tabii, böyle eğilen biri vardı. Bize bunun, bize bu dedenin farkındalığını tarih denilen şey fark ettiriyor. Ben de şimdi onun torunu olarak 140 yıl sonra tam olarak onun eğildiği yerden baktım ve size hitap ediyorum. Neler değişmiş. Şimdi neredeyse Sevil'in alınlık yazıları, süslemeleri resmen yok. Fotoğrafa göre yok olmaya doğru gidiyormuş. Allah'tan ki düzelmeye başlamış. Size fotoğrafta var olup şu an olmayan, şu an biraz farklı olan başka bir detay vermek istiyorum. 140 yıl evvel kapıdan içeriye veya dışarıya böyle çıkılabiliyorken kapı hafif yatay Şehzadebaşı Camii'ne doğru bakıyorken bugün bakarsanız zaten yukarıdaki taşlar orijinal değil.
çok ciddi oynamalar yapılmış. Restorasyon çalışmaları yapılmış. Kapı düzleştirilmiş. Ve Damat İbrahim Paşa Çeşmesi ile Damat İbrahim Paşa Sebili'nin ortasından girilebilir hale gelmiş. Fotoğrafa gelelim mi? Takvimler 2021'i gösterdiğinde caddeye paralel bir biçimde bakan bir kapı, çok ciddi restorasyon gören bir çeşme, aşağılara doğru beton şehrin altına doğru kaybolmaya yüz tutan bir sebil. Fakat fotoğrafa geldiğimizde günümüzden tam 141 yıl evvel, yani 1880 yılında 1880 Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 4. yılında şurada oturan bir dede tıpkı benim şu an size baktığım gibi bakıyor. Bu bölümü dedenin oturup fotoğrafı çeken Abdullah Freire'e bakışı gibi bitireyim mi? Dede tam olarak böyle bakmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.